Herkese selam. Hadi bakalım beni bir dinleyin. Vücudunuzu geliştirmek isterseniz spor salonuna gidersiniz. Kahvaltı yapmak isterseniz yumurta kırarsınız. Zihninizi geliştirmek isterseniz de bilmece çözersiniz. Bilmecelerin düşünme yeteneğini geliştirdiği ve dikkat süresini artırdığı bilinen bir gerçek. O halde beyninizi terletmeye hazır mısınız? Hadi çözmeye başlayalım. Tuhaf olan dışarı. Bir fotoğraf galerisine gidiyorsunuz. Duvardaki resimlere bakıyorsunuz ve resimlerden birinin diğerlerinden farklı olduğunu anlıyorsunuz. Duvarda bir rakun, bir lama, bir futbol topu ve bir de balon resmi var. Hangisinin farklı olduğunu bulabilir misiniz? Tahmin etmek için 7 saniyeniz var. Farklı olan resim lama resmi. Diğer resimlerdeki her şeyin isminde 4'ten fazla harf var. Lama'da ise 4 harf var. Ayrıca aman lamaya çok yaklaşmayın. Yüzünüze tükürebilir ve bu hiç hoş olmaz. 3 oğul. Mehmet'in babasının 3 oğlu var. Melih sessiz ve zeki bir öğrenci. Mert de popüler bir sporcu. Peki 3. oğlu kim? Mehmet. Babasının 3 oğlu var demiştim zaten. Mehmet, Melih ve Mert. Yarısı dolu mu yoksa yarısı boş mu? Bahçede bir fıçı su var. İçine bakıyorsunuz ve yarısından fazlasının dolu olduğunu söylüyorsunuz. Ancak arkadaşınız yarısından daha azının dolu olduğunu iddia ediyor. Herhangi bir ölçüm yapmadan ve fıçıdaki suyu boşaltmadan kimin haklı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Fıçıyı su fıçının ağzına değene kadar eğin. Eğer tabanını görüyorsanız fıçının yarısından daha azı dolu demektir. Eğer dibi suyla doluysa fıçının yarısından fazlası dolu demektir. Akıllı bir öğretmen. Öğretmenin biri öğrencilerine sınav yapmaya karar veriyor. Ancak bütün öğrenciler sınav olmayı reddediyor. Öğretmenin sadece tek bir öğrenciye sınava girmediği için ceza verme hakkı var. Bütün öğrenciler birbirlerinin adını biliyor. Ayrıca ceza alacağını bilen öğrenci sınava girmeyi kabul ederek cezadan yırtıyor. Sizce öğretmen tüm öğrencilerin sınava katılımını nasıl sağlayabilir? Öğretmen alfabetik sıraya göre adı listenin en üstünde olan öğrenciye ceza vereceğini söyler. Buna göre bu öğrenci sınava girmek zorunda kalır. Aynı şey listedeki bir sonraki öğrenci için de geçerlidir ve listenin sonuna kadar böyle devam eder. Yani herkes sınava girmiş olur. Hangi yöne gitmeli? Kendinizi bir ormanda buluyorsunuz ve önünüze 3 yol çıkıyor. Yollardan biri yanan kömürlerle kaplı. Diğeri çok keskin çivilerle dolu. Sonuncusu ise o kadar soğuk ki kendinizi Antarktika'daymış gibi hissetmenize neden olabilir. Bu durumda hangi yolu seçerdiniz? Üçüncü yolu seçin. Sonuçta buzlar yakında eriyecek çünkü sıcak kömürlere çok yakın. Kör müşteri. Kör bir adam bir elektronik mağazasına gidiyor ve telefon satın almak istiyor. Raflarda birçok telefon var ama adam onları göremiyor. Buna rağmen 10 dakika sonra istediği telefon modeliyle mağazadan ayrılıyor. Bunu nasıl başarıyor? Adam kör, dilsiz değil. Mağaza görevlisine almak istediği telefonu söylüyor. Gizemli bir yabancı. Ahmet evdeydi. Sandalyesinde kitap okuyordu. Birdenbire yatak odasından bir kırılma sesi geldiğini duydu. Bunun üstüne odaya gitti ve eşinin çok pahalıya aldığı heykelin kırıldığını ve bir yabancının pencereden atlayıp kaçtığını gördü. Ahmet onu yakalamaya çalıştı ama soğuktan dolayı gözlüğü buğulandı. Bu nedenle eve kimin girdiğinden emin olamadı. Polis geldiğinde Ahmet'in hikayesini dinledi ve yalan söylediğini anında anladı. Anlaşılan o ki Ahmet heykeli kırdığını itiraf etmemek için böyle bir hikaye uydurmuştu. Peki polis bunu nereden anladı dersiniz? Gözlük takan herkes gözlüğün soğuk bir yerden sıcak bir yere geçince buğulandığını bilir. Dolayısıyla tam tersi bir durumda sıcaktan soğuğa geçince gözlüğün buğulanmayacağını da bilir. Safari.
Diyelim ki daha önce hiç fil görmediniz ve filin nasıl bir hayvan olduğunu bilmiyorsunuz. Ama bir gün arkadaşlarınızla birlikte hayvanları görmek için safariye gittiniz. O sırada arkadaşlarınızdan biri parmağıyla bir gergedan gösteriyor ve size onun bir fil olduğunu söylüyor. Başka bir arkadaşınız ise bir su aygırı gösteriyor ve onun fil olduğunu iddia ediyor. Hangi arkadaşınıza inanırdınız ve neden? Hayatınızda daha önce hiç fil görmediğinizi varsaymıştık ama su aygırı ve gergedanın neye benzediğini bilmiyorsunuz demedik. Bu yüzden kimseye inanmıyorsunuz. Zor bir seçim. Zifiri karanlık bir odaya girdiğinizi hayal edin. Odanın içinde bir gaz lambası, bir gazete ve biraz da odun var. Elinizde ise sadece bir tane kibrit var. Şimdi zor bir seçim yapmanız gerekiyor. Önce neyi yakmanız lazım? Gaz lambası kesinlikle iyi bir seçim ama yine de yanlış. Her şeyden önce kibriti yakmanız gerekiyor. Islak bir paradoks. Bir gün bir adam şakır şakır bir yağmura yakalanıyor. Ne yazık ki şemsiyesi, şapkası ya da ıslanmamak için kullanabileceği herhangi bir şeyi de yok. Buna rağmen kafasındaki tek bir saç bile ıslanmıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Adam kel. Modern sanat problemi. Modern sanattan hiç hoşlanmayan Akın Özen, şehir galerisine koşarak girdi ve birkaç tabloya milyonlarca dolar değerinde hasar verdi. Buna rağmen galeri yöneticisi Akın Bey'e teşekkür etti. Neden? Akın bir itfaiyeciydi. Hortumdan çıkan su birkaç esere zarar verdi. Ancak yine de yangını söndürmeyi başardı ve pek çok eseri kurtardı. Becerikli bir at. Bir atın boynunda uzun bir halat var. At elma ağacına gitmek istiyor ama ağaç ile arasındaki mesafe boynundaki halattan daha uzun. At yine de elma ağacına ulaşmayı başarıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Halatın diğer ucu hiçbir şeye bağlı değil. Güvenlik görevlisi. Başına kuş konan bir güvenlik görevlisi ne yapar? Muhtemelen onu kovar, değil mi? Ama işin aslı, başına kuş konan bir güvenlik görevlisi büyük ihtimalle uyuyordur. Kibrit çöpü yap bozu. 3 kibrit çöpünüz var. Hiçbirini kırmadan bu 3 kibrit çöpüyle 6 oluşturabilir misiniz? Normal bir 6 olması gerektiğini kim söyledi? Zaten kibritleri yan yana koyduğunuzda Roma rakamıyla 3 yazmış oluyorsunuz. 6 yazmak için tek yapmanız gereken şey de ilk 2 kibrit çöpünün alt kısmını birleştirmek. İşte Roma rakamıyla 6 yazmış oldunuz. Neredeyse gözden kaçıyordu. Baştan aşağı siyah giyinmiş bir adam yolun ortasında yürüyordu. Yola aniden farları kapalı olan kocaman siyah bir araba çıktı ve adamı ezmemek için hızlıca fren yaptı. Şoför simsiyah giyinmiş adamı nasıl gördü? Siyah da giymiş olsa gündüz vakti önünüzdeki birini fark etmemek çok zor, öyle değil mi? Hangi hayvan? Vahşi doğada olduğunuzu hayal edin. Önünüzde bir aslan, arkanızda da bir jaguar var. Sadece tek bir bayıltıcı okunuz var. Buradan nasıl kaçacağınızı bulabilir misiniz? Ben aslanı bayıltıp jaguar arabaya atlayıp kaçardım. Ne de olsa son derece hızlı bir araba. Öyle değil mi? Gizli hazine. Melisa, küçük kız kardeşi Melda'yı çok seviyor. Ama bir keresinde ondan tam bir gün boyunca ayrı kalmak zorunda kalıyor. Melda'nın kendisini çok özlemesini ya da canının sıkılmasını da istemiyor. Bu yüzden kardeşi için bir hazine avı oyunu düzenliyor. Melisa, gitmeden önce kız kardeşine bir harita veriyor.
talimatlara uyduğu takdirde kıza gerçek bir hazine bulacağını söylüyor. Melda talimatlara tamı tamına uyuyor. Haritada yazan adım sayısı kadar adım atıyor ve doğru yerlerden dönüyor. Sonunda hedefe ulaşıyor ve kazmaya başlıyor. Küçük kız kazıyor ama yine de bir şey bulamıyor. Doğal olarak çok üzülüyor. Melissa döndüğünde haritayı alıyor ve hazineyi hemen buluyor. Bu nasıl oluyor? Bu gizemi çözmek için umarım 7 saniye yeter. Melissa haritayı çizerken büyük bir hata yapmış. Adımlarının küçük Melda'nın adımlarından çok daha uzun olduğunu düşünmemiş. Bu yüzden küçük kız Melissa'nın hazineyi sakladığı yeri bulamamış. Tek çıkış yolu. Selim ve kardeşi Cemil sürekli kavga ediyor. Anneleri bu kavgalara daha fazla dayanamıyor ve onları durdurmak için zekice bir plan yapıyor. Çocuklara aynı kağıt parçası üzerinde ve birbirlerine dokunmadan durmaları gerektiğini söylüyor. Bu planı işe yarıyor. Çocuklar kavga edemiyor. Bunu nasıl yapıyor? Kadın kağıdı kapalı bir kapının altına koyuyor. Selim kapının bir tarafında, Cemil de öteki tarafında duruyor. Uykusuz zamanlar. İnsanların en az uyuduğu ay hangisidir? Şubat ayıdır. Çünkü Şubat ayında 28 gün, 4 yılda bir de 29 gün vardır. Bu son bilmece beni hep çok güldürüyor. Evet, bugün yeni bir şeyler öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.